Bu Ertuğrul, oğlunu niçin nikaya götürdü? Ne iş tutarsınız oradaki keferelerle? Ertuğrul Bey'im kimseyle iş tutmaz. Kendi işini kendi görür. Oraya da götürdüyse bir bildiği vardır. Başka da bir şey bilmem. Emir Hazretleri, askerlerimiz nikah yolunda izleri kaybetmişler. Nereye gittiklerini bulamamışlar. Bulamamışlar? Ne yapmak ister bu Ertuğrul? Niye kaçırır oğlunu adaletten? Söyle! Adaletten. Hangi adaletten söz edersin? Zorbalıkla kurduğunuz bu tezgaha adalet mi dersiniz? Artuk Bey, sen Ertuğrul'un bütün sırlarını bilen adamsın, etme. Devletin vazifelendirdiği alpları, ah, Umur Bey'i öldürdünüz, Umur Bey'i. Moğol'u gelir, kılıçtan geçirirsiniz, katledersiniz. Suçluyu kaçırırsınız. Şimdi de keferelerle iş tutarsınız. Sizin niyetiniz devlete isyan etmek midir? Söyle! Ortada isyan edecek bir devlet mi bıraktınız ha? Her şeyi keferelerin ayağına serdiniz. Emir Bahattin, eğer bir gün adalet tesis edilecekse... evvela senin gibilerin hak ettiğini bulması icap eder. Benim gibilerin hak ettiğini bulması ha? Demek asilikten de vazgeçmeyeceksiniz ha? Ertuğrul'un suçları zaten boyunu açtı. Askerlerim onu yakalayıp getirsinler. Kendi ellerimle hepinizin ipini ben çekeceğim. Gayrı kurtuluşunuz yok. Bitti. Değil Uç Beyliği, hiçbirinizin zerresini bu topraklarda bırakmayacağım!
işin var senin burada? İren nerede? Bilmiyorum. Bunlar senin kıyafetlerin değil. Söyle İren nerede? Bilmiyorum. Yaşamak istiyorsan söyle. İren nerede? Gündüz Bey'in peşinden gideceğini söyledi. Demek bize oyun oynadınız. Önce seni, sonra İren'i öldüreceğim. Destur var mı hanım? Gel oğul. Güzel hanım, neden hala söylemeyiz nenemlere? Sakın oğul. Başlarında yeterince dert vardır. Acı üstüne acı koymanın vakti değildir. Doğru dersin de ana. Er geç öğrenilecek. En münasip vakitte söyleyelim. Biz de ona göre ne yapacağımızı bilelim. Sen evvela alpleri tembihleyesin. Ağızlarını sıkı tutsunlar. Ben demeden kimseye bir şey demeyecekler. Nasıl dersen hanım. Nereye brigadım?
uykumu tutmadı. Senin gibi. Ortamızda böyle bir ateş yanmakta Ertuğrul Bey. Birileri bu ateşin içine düşecek. Bunun bütün mesuliyeti de benim omuzlarımda. Benim niyetim bu ateşi seninle bir olup söndürmektir. Eğer biri yanacaksa aramıza bu ateşi salanlar yanmalı. Öyle bir eşikteyim ki ne karar verirsem vereyim her halükarda birileri düşman olacak. Zerre pervam yoktur. Alem düşman olsun. Yeter ki hak yerini bulsun. Varsın ben yalnız kalayım. Hakkın rızasını gözetene hak yardım eder. Bilirim ki sen de hakkın rızasını gözetirsin. İşte bu yüzden seninle konuşmak istedim. Obam yoldadır. Ağabeyim yakında burada olur. Devletimde malumat beklemekte benden. Babamın, alplerimin kanı benden sorulacak. Kime ne cevap vereceğim ben Ertuğrul Bey? Sen kime ne cevap vereceğini değil, kendi vicdanının sesini dinleyesin Bilge Hatun. Neyim olan budur? Böyle fırtınalı eşiklerde insanı felaketlerden kurtaran vicdanı ve hakka sığınmasıdır. Karar senin, mesuliyet senin. Bil ki hakkın yanında olursan ben de her daim arkanda olacağım. İnşallah hak yerini bulacaktır. Müsaadenle. Ertuğrul Bey'in oğlunu adaletten kaçırdığı aşikardır Kadı Hazretleri. Kadı Hazretleri, her şey ayan meyan ortadadır. Savcı, Osman, Süleyman. Burada bekleyesiniz. Hayri Hatun. Yokluğundan istifade edip iftiralarınızla hükmeme varırsınız.
haddini bilesin Hayme Hatun. Yoksa bu hakaretlerinin bedelini sana da ödetirim. Devletin gücünü ardınıza alarak zorbalık edersiniz Emir Bahattin. İftiralarınızla masumların hakkını yersiniz. Yeter! Götürün bu hatunları. Sakın! Durun hele! Sakın bir adım daha atmayın. Kadı Efendi'ye söyleyeceklerim vardır. Buyurun. Seni dinliyorum. Ertuğrul Bey'in adaletin yerini bulması için torunumu buraya mahkemeye getireceğini bilmez misiniz? Oğlunun ne alt yediğini bilmez gibi konuşursun hatun. Siz de iyi bilirsiniz ki Ertuğrul Bey oğlunu fidye verip kefer ellerine kaçırmıştır. Buna mı inanırsınız? Hakikat budur. Budur. Askerlerim Ertuğrul'la o katil oğlunu yakalayıp buraya getirecekler. Karşı koyarlarsa kellelerini ibret olsun diye Söğüt'ün meydanına bir kazağa dikecekler. Şimdi bunları da götürün Artuk Bey'in yanına. Sonra hesaplaşacağım bunlarla. Karşı duran olursa acımayın. Buyruğumdur. Evvela bana verilecek hesaplarım vardır Emir Bahattin. Ne işiniz var burada? Askerler, kılıçlar kınına. Kadı Hazretleri, türlü iftirayla şüpheli ve kaçak vaziyetine düşen oğlumu kendi rızasıyla huzurunuza getirdim. Oğlumun suçsuz olduğunu ispat edecek şahitlerimiz dışarıdadır. Takdir sizindir.
Sözleriniz bizi memnun etmiştir Ertuğrul Bey. Gündüz Alp ve şahitlerinizi tek tek dinleyip bir karara varacağım. Elbette şikayetçi olan İlbilge Hatun'u da tabii. Tumrul, şahitleri içeri alasın. Emredersin beyim. Artuk Bey, sebepsiz yere hapse atıp işkence etmek de ne demek? Senin burada ne haltlar yediğini bilmek benim vazifemdir Ertuğrul Bey. Sen devletin emiri misin yoksa zorba bir eşkıya mı? Oğlunu nikaya kaçırdığını öğrendim. Ne edecektim? Ne vakittir aldığın malumatları devletin uç beyinin sözünün üstünde tutarsın? Ne hele, Söğüt'ü düşmanlarımdan mı koruyacağım yoksa senin gibi yolunu şaşırmış bir emirden mi? Şahitler geldiğine göre mahkeme başlasın. Hay maşallah yiğitlerim. Geldiniz çok şükür. Evelallah Artuk Bey. İyisiniz Artuk Bey. İyiyim Abdurrahman Arp, iyiyim. Ertuğrul Bey'im geldi mi? Geldi Artuk Bey, geldi. Yukarıda büyük bir temaşa vardır. Tez varmamız icap eder. Emir Bahattin'in gözündeki o korkuyu görmek isterim. De hadi tez gidelim. Haydi. Haydi. Ertuğrul Bey'in bahsettiği Dragos adını ilk nerede duydun? Adamları bizi esir etmiş, onu öldürmeye götürüyorlardı. Yolda kendi aralarında konuşurlarken işittim ben de. Babandan ne istiyorlardı? Kardeşimin kolyesine saklı olan sırrı. O sır neydi? Zannedersem Dragos'un gerçekte kim olduğuydu. Babamın niyeti Tekfur'u Dragos'a karşı uyarmaktı. Bu yüzden de onu zehirleyip öldürdüler. Kolyeyi Tekfur'a verdiğimiz gün Tekfur da öldü. Bunların hepsi bir tesadüf olamaz. Babamın sağlığı çok iyiydi. Babam da Dragos'un adamları öldürdü. Buna eminim. Beni de kaleden çıkmamam için odama kapattılar. Kadı Hazretleri, bütün bunlar mügalatadan ibarettir. Ertuğrul Bey, kendini ve oğlunu kurtarabilmek için bize hayali bir düşman gösterir. Bizans'ta savaşa girmemizi ister. Biz bunu yapamayız. Umur Bey'in alplerinin öldürüldüğü gün Gündüz Alp benimle birlikteydi. Gündüz katil değil. Bu hatun gönlünü Gündüz Alp'e vermiştir. Onu korumak için yalan söyler. Papaz Efendi'nin huzurunda doğruları söyleyeceğime yemin ettim. Bana nasıl bunu söylersiniz? Bir
Yeter! Senin bir diyeceğin var mı Gündüz Alp? Yoktur Kadı Hazretleri. İki şahidim de evvelden anlattıklarımı teyit etmiştir. Takdir mahkemenizindir. Lakin şunu söylemek isterim. Herkes beni suçlu olduğum için kaçarım zannetti. Bense üstüme atılan iftiraları temizlemeye çalışmaktan başka bir şey etmedim. Gerçek katillerin peşine düştüm. Bir günahım varsa o da sadece budur. Ben masumum. Yalancı katil. Masummuş. Türlü rüyalarınızla mahkemeyi kandıramayacaksınız. Ataç Bey! Müsaade ederseniz ben de son sözümü söylemek isterim. Çok acılar çektim. Çok sefer aldatıldım. Bunun tek sebebi Ertuğrul Bey'e itimat etmememdir. Görüp yaşadıklarımdan, şahitlerden işittiklerimden sonra şuna inandım. Ne Gündüz Alp eli kanlı bir katildir. Ne de Ertuğrul Bey bu işin içindedir. Gayrı şikayetimi geri alırım. Kahretsin. Bir de Ertuğrul Bey müsaade ederse obamla birlikte ben de Dragos'un peşine düşmek isterim. Mesele vuzuha kavuştu. Nadire Hatun şikayetten rücu ettiği için sulh oluştu. Bu vaziyette de dava tarafların anlaşmasıyla neticelenmiştir. Bundan sonra da davacıların müdahale etmesi kanunen men edilmiştir ve selam. Gündüz Alp serbesttir. Dava düşmüştür. Thank you.
Hayatı sana zindan edeceğim Ertuğrul. Hayatı sana zindan edeceğim. Taima kolasisu. Taima kolasisu. Nenem. Seni de, babamı da çok üzdüm. Beni affedesin. Ay nenem kurban olsun. Geçmişler olsun Ertuğrul Bey'im. Yenge. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Ağabeylerim nasıldır? İyidirler. Vakti gelince teferruatıyla konuşuruz ha. Hayda ne durursunuz? Gece toyumuz vardır. Adaklarımız yerine gelsin. Açlar doyurulsun. Görklü soframız kurulsun. Hey ya beyim, hey ya, şenlensin, şenlensin. Hey ahali, gölenlerde 9 tür aş yenir. Alageyik, süt kuzusu, kuş yenir. Ak ekmek ülen, taş olsa hoş yenir. Toy kurulur aşın sonu gelende. Hem nimete, hem azığa kanıldı. Şükürler edilip Hak peygamber anıldı. Boylar boylansın, soylar soylansın denildi. Ozan varıp divana bağdaş kurup yanladı. Kopuzun telleriyle ünlensin. Hey maşallah yiğidim ha. Bamsı coştu yine beyim. Hey ya kardeş, hey ya, coştu Bamsu. Kara saç altında gömeçten ne vardır? Yaygıda ekmekten ne vardır? 3 gündür yollardayım. Doyurun Bamsu kardeşinizi. Dragos hakkında mahkemede söylemediğim gizli devlet bilgileri bu mektubun içindedir. Bu mektubu sultanımıza veresin Emir Bahattin. Sultanımızdan ne istersin Ertuğrul Bey? Dragos'un niyeti isyan çıkarıp Söğüt'ü elimizden geri almaktır. Tekfuryanlisi komutan Lais'le bir olup öldürdüklerinden şüphem yoktur. Vaziyeti imparatora bildirmesini, imparatorun da gerekli tedbirleri almasını isterim.
Sultan uç beyliğime halel getirmeyeceğimi iyi bilsin. Kendi işimizi görecek kudretteyiz hemen. Ya Lefke Kalesi? İmparator bu meseleyi çözecek güçte değilse... Lefke Kalesi'ne sefer düzenleyip... orayı fethetmekten başka çarem yoktur. Diyeceğim budur. Yolun açık olsun Emir Bahattin. Koç, çanları çal. Bugün bayramımızdır, çal. Ertuğrul Bey ile oğlu masumdur. Hadi çal çanları, çalsana. Halkımızı huzura kavuşturduğun için sana minnettarız Tanrım. Kötülerin şerrinden koru Tanrım. Geldiğinizden beri ağzınıza bir lokma dahi koymadınız İlbilge Hatun. Canım hiçbir şey istemez Mengü. Bugün olanlar mı canınızı sıktı? Bugün olanlardan vicdanım müsterihtir. Ben Ertuğrul Bey ya da oğlu için değil... adalet için doğru olanı yaptım. Lakin bunu anlamayanlar var. Bütün güçleriyle üstüme gelecekler. Açığımı kollayıp bana vurmaya kalkacaklar. Beni yıldırmaya, tüketmeye gayret edecekler. Hanımım, belki bana kızacaksınız lakin... gayrı bu yalnızlığınıza bir son verme vakti gelmedi mi? Sizin gibi yiğit, görklü bir hatuna bir yiğit yaraşmaz mı? Hem birbirinize kol kanat gerersiniz, hem de bu cihanda sırtınızı yasladığınız bir dağ olur. Benim sırtımı yaslayabileceğim dağ kim olabilir ki? Destur var mıdır İlbilge Hatun? Buyur gel Ertuğrul Bey. Benim biraz işlerim vardır. Bugün bana olan inancını ve itimadını gösterdiğin için sağ olasın İlbilge Hatun. Adalet tecelli etmiştir. Benim için kâfi. Sen de sağ olasın Ertuğrul Bey. Bilmeden gittiğim yanlış yoldan beni çevirdin. Bundan gayrı tek gayem esas katili bulmak. Müsterih olasın İlbilge Hatun. Adaleti nasıl beraber tecelli ettirdiysek... babanın katillerini de beraber bulacağız. Bundan gayrı karşında değil yanında olacağım. Vazifeni ifa etmen için elimden ne gelirse yapacağım.
Sağ olasın Ertuğrul Bey. Hem adaletin yerini bulması hem de evladımın kurtulmasının şerefine akşam toyumuz vardır. Seni de toyumuzda görmek isteriz. Bu senin de hakkındır. Davetinize icabet ederim. Ertuğrul Nikea'ya gideceğini söyleyerek hepimize oyun oynadı. Hem oğlunu mahkemede akladı hem de İl Bilge'yi yanına çekti. Keşke onu kalede öldürseydik. Lais. Evet, bu kez Ertuğrul bizi yendi. Ama asıl yenilgi vazgeçmektir. Şimdi bu altınları al ve bize katılacak yeni savaşçıları getir. Hemen! Ayrıca kalede bizden olmayan herkesi ortadan kaldır. Ve orayı tamamen ele geçir. Bu sırada pazarda durum nedir? Tüccarlar hala terk etmediler. Ticaret aynı şekilde devam ediyor. Neden? Mikis'in gözünü korkutmadınız mı? Onu ailesiyle tehdit etmek korkutmadı mı? Ha? Dediklerinizin hepsini yaptık efendim. Çok da korktu. Ama hala işe yarar bir şey yapmadı. Anlayamıyorum. Belki de daha fazla gözdağı vermek gerekir. Anlaşıldı. Onunla tanışmanın vakti geldi. Bu savaşı büyüteceğiz. Yeni planlarla hareket edeceğiz. Artık daha cesur ve tehlikeli olacağız. En beklemedikleri zamanda, en beklemedikleri yerden vuracağız.